Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bizi mübarek Berat kandiline kavuşturan, bize bu mübarek gecenin feyzinden istifade etme ve beratını alma imkanına sahip kılan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Resulümüz Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, diğer bütün peygamberan-ı izama salat ve selamlar olsun. Değerli cemaat, değerli izleyenler, hepinizin Berat Kandili mübarek olsun. Allah bu mübarek geceyi hepimiz için, vatanımız, milletimiz için, bütün alemi İslam için ve insanlık için hayırlara vesile kılsın inşallah. Resulullah Efendimiz bir hadislerinin başlarında bir ashabına bir hitapta bulunurken, böyle bir Ramazan öncesinde, Ramazan ayının gölgesi üzerimizi kaplamış bulunuyor buyurdular. Evet, bizim için de elhamdülillah Ramazan ayı yaklaştı. Onun gölgesi bizim üzerimize de geldi, kapladı. Allah cümlemizi Ramazan'a kavuşmayı ve onun feyiz ve bereketinden nasip almayı cümlemiz için inşallah takdir buyursun, cümlemize bu güzellikleri nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Berat kelimesi Türkçemizde de vardır bilirsiniz. Esas itibariyle dini bir terim olarak, İslami bir terim olarak insanların yükümlülükten kurtulmaları, Cenab-ı Hakk'ın yolunda olan müminlerin, Müslümanların onun affına, merhametine, keremine nail olmak suretiyle günah yükünden kurtulmaları anlamına geliyor. Bu geceye Berat adının verilmesi demek ki bizim için böyle bir kurtuluşa, böyle bir affa, böyle bir ilahi rahmete kavuşmaya ve bu manada beratımızı almaya bir vesiledir. İnşallah beratını alanlardan eylesin Cenab-ı Hak hepimizi. Efendim, Resul-i Zişan Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir berat gecesinde evinde Hazreti Ayşe validemizden izin istiyorlar. Bu da çok güzel bir jesttir. Ya Ayşe, izin verirsen ben biraz namaz kılmak istiyorum buyuruyorlar. Hazreti Ayşe de buyurun efendim diyor. Peygamber Efendimiz namaza duruyorlar Berat gecesinde. Secdeye varıyorlar ve uzun süre secdede kalıyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, o kadar çok kaldı ki Resulullah secdede, acaba bir hal mi oldu, bir şey mi oldu, bir rahatsızlanma mı var diye merak ettim. Kalktım, ayağına dokundum ve herhangi bir rahatsızlığı olmadığını anladım ve sevindim bundan dolayı, mutlu oldum diyor. Peygamber Efendimiz de namazından sonra Berat gecesinin önemini anlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın bu gecede kendi yolunda olanlara af ve keremiyle muamele edeceğine dair bilgi veriyor. Şaban ayı genel olarak Ramazan'ın dışında en mübarek olan aydır. Bununla ilgili birçok hadisi şerif vardır.
Ashab-ı kiramdan bazı zevat, Peygamber Efendimizin Ramazan ayı dışında en çok Şaban ayında oruç tuttuğunu ifade ediyorlar. Hatta bir rivayette Resulullah Ramazan ayı dışında sadece Şaban ayını tam olarak oruçlu geçirdi diyorlar. Demek ki esasen Şaban ayı çok mübarek bir aydır. Çok bereketli bir aydır. Tabii bu ayın böylesine bereketli olması öncelikle Ramazan'a bir geçiş ayıdır. Ramazan gibi çok mübarek, çok mukaddes aya, rahmet ayına, mağfiret ayına doğru son ay olmasıdır. Yine Şaban ayının önemli özelliklerinden biri de işte şu anda içinde bulunduğumuz ve Allah yolunda olanlara inşallah beratlarının verileceği berat gecesinin bulunmasıdır Şaban ayında. Kur'an-ı Kerim'de Duhan suresinin başındaki birkaç ayette Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in mübarek bir ayda, mübarek bir gecede indirildiğini ifade buyuruyor Cenab-ı Hak. Bazı alimlerimiz bu suredeki mübarek geceden maksadın Berat kandilinin bu suredeki mübarek geceden maksadın Berat gecesi olduğunu ifade ediyor bazı alimlerimiz. Bu ayet-i kerimelerde ayrıca bu gecenin önemiyle ilgili de açıklamalar var. Tefsirlerin de yorumlarına bakarak şunu söyleyebiliriz. Bu surenin başındaki ayet-i kerimelerde insanın kaderiyle ilgili birçok hükmün bu gecede tayin edildiği ifade buyuruluyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, vaktimiz son derece kısıtlı olduğu için sohbetimi çok kısa tutmak zorundayım. Şu kadarını ifade edeyim. Berat gecesi biz müminler için ve tabii o gecenin kadri kıymetini bilip de o gecenin feyzine, bereketine layık olanlar için son derece önemli. Günahlarımızın bağışlanacağı inşallah, beratımızın verileceği ve bizim ak ve pak olarak tamamlayacağımız bir güzel gecedir. Bu gece ile ilgili özel bir ibadet yok. Bazı kaynaklarda bir berat namazından söz edilir. Mesela İmam Gazali'nin İhya-ül-Ulûmiddin'inde bir berat namazı üzerinde durulur. Orada verilen bilgiye göre bu namaz 2 rekatlıdır. Her rekatında Fatiha'dan sonra 100 defa 10 rekatlı bir namazdır. Her rekatında Fatiha'dan sonra 100 defa İhlas okunur. Demek ki 10 rekatlı bir namaz ve her rekatında Fatiha'yı okuyoruz. Arkasından 100 defa İhlas suresini, Kul Huvallahu Ahad suresini okuyoruz. Veya 2 rekat halinde kılınır. 100 rekat halinde kılınır ve her rekatında 11 defa Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okunur. Böyle bir berat namazından söz edilir. 10 rekat her rekatından sonra Fatiha'dan sonra 100 ihlas veya 100 rekat her rekatında Fatiha'dan sonra 11 ihlas gibi bir namazdan söz edilir. Hatta benim inceledim, bazı kitaplara baktım. Bundan 1200 yıl kadar önce Mekke'de Kabe-i Muazzama'da o zamanki Müslümanların Berat gecesinde böyle bir namaz kıldıkları ifade ediliyor. Daha sonraki devirlerde de bu namazın kıldırıldığı belirtiliyor. Ancak alimlerimizin büyük çoğunluğu Berat gecesine mahsus Peygamber Efendimiz'den kalma böyle bir namazın bulunmadığını belirtiyorlar.
Dolayısıyla böyle bir namazın Berat gecesinde kılınmasının şart olmadığını ifade ediyorlar. Ancak dileyen kardeşlerimiz isterlerse 100 rekat, her rekatında işte dediğim gibi 11 ihlas veya 10 rekat, her rekatında 10 ihlas okumak suretiyle böyle bir namazı kılabilirler. Çünkü namaz ibadetlerin en güzelidir. Allah rızası için yapılabilecek ibadetlerin en değerlisi, en önemlisidir. Dolayısıyla Müslümanların böyle bir ibadeti yapmalarında bir mahzur yoktur. Ancak bunun dediğim gibi bu kadar kılınması bu şart değildir. Daha fazla, daha az veya daha farklı şekillerde de Berat gecesinde namaz kılabiliriz. Diğer mübarek mukaddes gecelerde olduğu gibi bu gecenin bu gece yapacağımız başka türlü ibadetler de vardır. Kur'an-ı Kerim okuruz. Bilenler okurlar. Bilmeyenler en azından Kur'an-ı Kerim'in mealini okumak suretiyle bu geceyi ihya ederler. Ayrıca bildiğiniz üzere Müslüman her zaman için Cenab-ı Hakk'a yönelen, ellerini ona açan ve ondan yardım dileyen insandır. Yani böyle gecelerde en güzel ihya yollarından biri de Allah'a dua etmektir. Cenab-ı Hakk'ın affını, rahmetini, mağfiretini dilemektir. Allah'ın lütuflarını dilemektir. Kendimiz için, aile efradımız için, dostlarımız, komşularımız, akrabalarımız, milletimiz, vatanımız, Müslümanlar için Cenab-ı Hak'tan iyilikler, hayırlar, güzellikler dilemekte birer Müslüman olarak zaten bizim vazifemizdir. Böyle Allah'ın beratına nail olabileceğimiz bir gecede bu tür dualar etmek inşallah daha çok kabule yakın olabilir. Allah cümlemizin dualarını kabul eylesin. Efendim tabii her zaman olduğu gibi Berat gecesinde ihmal etmememiz gereken dini vecibelerimizden, görevlerimizden bir tanesi de Cenab-ı Hakk'a tevbe istiğfar etmektir. Değerli kardeşlerim, hepimiz insanız. Beşer olarak zaman zaman günahlarımız oluyor, hatalarımız oluyor, eksiklerimiz, kusurlarımız oluyor. İnsan hata yaptığı zaman hatasının farkına varan varlıktır. Mümin elinden geldiği kadar günah işlememeye çalışır. Hakka hukuka riayet etmeye çalışır. Allah'a karşı, insanlara karşı, çevresine karşı vecibelerini, görevlerini yerine getirmeye çalışır. Ama biz ne kadar titiz olursak olalım yine de beşer olarak, insan olarak eksiklerimiz, kusurlarımız olacaktır. Bundan dolayı tövbe etmek de çok önemli bir vecibedir, bir görevdir ve bir ibadettir. Tövbe her şeyden önce bizim kusurlarımızın farkına varmamızdır. Ruhumuzu biz nasıl arıtırabiliriz, arıtabiliriz? Günahlardan nasıl kurtulabiliriz? Elbette onlardan dolayı pişman olmak suretiyle, tövbe istiğfar etmek suretiyle. Ya Rabbi ben hatalıyım, ben kusurluyum. Sana söz veriyorum. Bundan sonra bu tür hataları yapmayacağım. Tövbe istiğfar ediyorum. Pişman oldum. Benim günahlarımı bağışla ya Rabbi. Ben de elimden geldiği kadar bundan sonra kulluğumu daha bir sorumlulukla yerine getireceğim şeklinde ve benzeri ifadelerle Cenab-ı Hakk'a onun divanına durup günahlarımızdan tövbe etmemiz bir kulluk vazifesidir. Böyle mübarek gecelerde, böyle mukaddes gecelerde elbette tövbe çok daha büyük bir önem taşıyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde açık ve sarih vaatleri vardır. Kul Rabbine tövbe ederse Allah da kulunun yürekten gelen bu samimi tövbesini, istiğfarını kabul buyuracak inşallah ve onun günahlarını affu mağfiret edecektir. Allah cümlemizi böyle bir makbul tövbe ile tövbe etme şerefine nail eylesin. Makbul bir tövbe sayesinde cümlemizin günahlarını affu mağfiret eylesin. İnşallah Allah bu gece yaptığımız ibadet ve taatlerimizi kabul eder. Bu ibadetler ve taatlerin sevaplarından cümlemizi nasipdar eder ve hasaten vatanımız ve milletimiz için,
en kıymetli varlığı olan canını feda etmiş şehitlerimizin ruhlarını da Allah şad eder inşallah. Aziz kardeşlerim, bu vatan için çalışan insanlar, bu vatan için çarpışan insanlar, bu vatan uğruna canını feda eden insanlar bizim en değerli varlıklarımızdır. Onlar bu dünyadan darı bakaya göçmüş olsalar bile onların sayesinde biz elhamdülillah bu Süleymaniye'nin kubbesi altında, bu camilerde, bu mübarek gecelerde bu vatanın evlatları olarak bu vatan uğruna şehit olmuş insanlar hakkında hür ve bağımsız olarak ibadetlerimizi yapıyoruz, mevlitlerimizi okuyoruz, namazlarımızı kılıyoruz, sohbetlerimizi yapıyoruz. Onun için bizim bu tür nimetleri, bu tür nimetlere sahip olmamızda en büyük pay sahibi olan aziz şehitlerimizi her zaman minnetle anmalıyız. Ölenine saygısı olmayan toplumun yaşayanına saygısı olmaz. İnsanlar kendi vatanları, milletleri, dinleri, mukaddesatları, bayrakları uğruna ölmeyi göze almasalardı bu topraklar bizim topraklarımız olabilir miydi? Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّةِ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ müjdesine mazhar olmak için ölümleri göze alarak o kahraman askerleriyle, ordusuyla canını, başını, kanını ortaya koymasaydı bu İstanbul Müslüman beldesi olabilir miydi? Alparslan'dan Mustafa Kemal Atatürk'lere, Kazım Karabekir'lere, Fevzi Çakmak'lara kadar ve bugünlerde vatan uğruna canlarını feda etmiş civan mertlerimize kadar o insanlar, o büyük insanlar vatanlarını, bayraklarını, dinlerini, ırzlarını, namuslarını canlarından aziz bilmeselerdi biz bugün bu vatanda, bu vatanın her türlü nimetlerinden istifade ederek yaşayabilir miydik? Onun için biz bu vatan uğruna hayatını ortaya koyan insanlara borçluyuz. Her zaman için lütfen dualarınızda, niyazlarınızda vatanımız için çalışan, çarpışan, canını feda eden, ömrünü bu ülke için, bu ülkenin mübarek değerleri için harcayan insanlarımızı da hatırlayalım. Onlara da dua edelim. İnşallah yürekten, gönülden yaptığımız bu dualar onların ruhlarını aziz edecektir. Evet efendim, bundan dolayı biz bu Berat Kandili'ndeki programlarımızı şehitlerimizin ruhlarına ithaf ediyoruz. Allah vasıl eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi Berat Kandili'nde beratını alanlardan eylesin. Bütün geçmişlerimizin ruhlarını şad eylesin. Yaşayanlarımıza huzur ve afiyetler ihsan eylesin. Bu vatan üzerinde ilelebet payidar olmaktan bu milleti Cenab-ı Hak mahrum eylemesin. Efendim, bu münasebetle bütün geçmişlerimizi rahmetle anıyorum. Bütün ölmüşlerinizi rahmetle anıyorum. Allah beratınızı, berat kandilinizi mübarek eylesin. Bu camide yaptığımız ve yapacağımız ibadetlerimizi makbul eylesin. Bu vesileyle bu güzel mabedin yaptırıcısı olan Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerini, bu mübarek mabedin mimarı Mimar Sinan Han, Mimar Sinan Hazretlerini Allah cennetiyle, cemaliyle inşallah mükafatlandırsın. Bu programın yayınlanmasına karar veren Flaş TV'nin
değerli yetkililerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Buradan gelip buraya kadar gelip ta uzak evlerinizden belki bu geceyi ihya etmek üzere camimize geldiğiniz için, bizlerle beraber olduğunuz için, bizim bu mevlid programımızı bizimle paylaştığınız için Allah cümlenizden razı olsun. Ayrıca mevlidimizi okuyacak, bu esnada Kur'an-ı Kerim okuyacak, ilahiler okuyacak değerli kardeşlerime, değerli meslektaşlarıma, onlara da teşekkür ediyorum. Allah onlardan da razı olsun. Beraatınız mübarek olsun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
Rabbena inneke te'alemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yakfa ala Allahi min şeyin fil ardı ve la fis sema. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء Esen yerler, baharda açılan güller, seher vakti esen yerler, baharda açılan güller, feryat eden o bülbüller, hep diyorlar Allah Allah, hep diyorlar Allah Allah. O secdeye konan başlar, o gözden dökülen yaşlar. O secdeye konan başlar, o gözden dökülen yaşlar. Muti olan karındaşlar,
hep diyorlar. Allah Allah hep diyorlar. Allah Allah. Seyyid-i kainat Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa Ra salavat. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana. Her işi asan eder Allah ana. Allah adı olsa her işin önü, herkese biter olmayanın sonu. Her nefeste Allah adın demüdem, Allah adıyla olur her iş tamam. Bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günah misli hazan. İsmi paki her murada erişir Allah diyen. Ola kim rahmet kula ol padişah, ol kerimi ol rahimi ol ilah. Birdir ol birliğine şek yok durur, gerçi yanlış söyleyenler çok durur. Cümle alem yok iken ol var idi, yaradılmıştan gani cebbar idi. Var iken ol yok idi sümelek, arşu ferşu ay gün hem nuh felek.
Ol dedi bir kere var oldu cihan. Olma derse birdir Allah, andan artık Tanrı yok. Pes Muhammed'dir bu varlığa sebep, Sıdk ile anı sen kıl talep. Ey azizler, işte başlar söze, bir vasiyet kılarız illa size. Ol vasiyet ki direm her kim tutar, mis gibi kokusu canlarda tüten. Hak Teala rahmet eyle ya ana. Kim beni al bir dua ile ana, her ki diler bu duada buluna. Fatiha-i İhsan-ı أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تَرَى الظَّالِمِينَ مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
Sadakallahu'l-Azim. Ya Resulallah, şefaat eyle Allah aşkına. Ya sadeften doldu oldur tanesi, çünkü Abdullah'dan oldu hamile. Vakt değişti hafta bu eyyamine, hem Muhammed gelmesi oldu yakin. Çok alametler belirdi gelmeden, o on ikinci
gece isneyin gecesi. Allahümme salli ala Muhammed. Ol gece kim doldu ol hayrul beşer. Anesi anda neler gördü neler dedi gördüm ol Habibin anesi bir acep melek gördüm elinde üç alem biri meşrik biri mağrib de
senin oğlun gibi kadri cemil bir ana. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, dilersen Mustafa, hem şefi'al müslibindir Mustafa. Vasfını bu resme tertip ettiler, ol mübarek nure terbib ettiler. Amine eder şu vakt oldu tamam. Kim vücuda gele ol hayrul enam. Allahümme salli ala Muhammed.
de yok idi. İşmanı oldu cismim nura gark demezdim kendimi nurdan sanar. Allahümme salli ala Muhammed. Geldi bırak kuş kanadıyla ramadır kavuşu adı kuvvetli hem Nura kalkundu semavatü zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslima hatta tenalu cenneten ve ne'ima. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, dünyamızı şereflendirmesine hürmeten ayağa kalktığımız ve ümmeti olmaktan şeref duyduğumuz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakı ile ahlaklanmayı hepimize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz günahlara pişman olduk. Fazlu kereminle affeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bizlerin isimlerini isyankarların, ahlaksızların ve günahların isimlerinin yazılı olduğu divandan silerek itaatkar kullarının, bahtiyarların, edeplilerin ve samimi kullarının isimlerinin yazılı olduğu deftere ihsanınla, ikramınla kaydet ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, önümüzdeki yıl ve zamanı bizlere hayırlı ve mübarek kıl ya Rabbi. Amin. Kaderimizi güzel eyle ya Rabbi. Alın yazımızı hoş eyle ya Rabbi. Amin. Rızıklarımızı bol, bereketli ve mübarek eyle ya Rabbi. Amin. Kendinden başka kimseye el açtırma ya Rabbi. Amin. Kimseye muhtaç eyleme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bizlere dünyada ve ahirette güzellikler nasip eyle. Amin. Bizleri cehennem ateşinden koru ya Rabbi. Amin. Bizlere, anne ve babalarımıza ve bütün müminlere mağfiretinle muamele eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي
اجعل في السماء بروجا واجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له
Merhaba ey Ali Sultan.
Merhaba ey Sirr-i Furkan, merhaba merhaba ey derde derman, merhaba merhaba ey bülbül-i bağ-ı cemal, merhaba ey aşinayı zülcelal, merhaba merhaba ey haktan olmayan cüda, merhaba ey can-ı baki, merhaba söylediği bir iştiba.
Gece gündüz işleri isyan kamu. Korkarım ki yerleri ola tamu ya ilahi. Hazretinden hacetim budurur ki makbul ümmetim Allah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi ca'e bil hakkil mübin ve erseltehu rahmeten lil sertesen cümlesinin ashabına verdi haber. Dediler ey kıble-i İslam-ı din, kutlu olsun sana miracı güzin. Biz kamumuz, kullarız sen şahsın.
Gönlümüz içinde ruşen mahsın, ümmetin olduğumuz devlet yeter. Hizmetin kıldığımız izzet yeter. Ya ilahi, ol Muhammed hak için, ol şefaat kâni Ahmed hak için. Aşk odunda ciğeri büryan için, derd ile kan ağlayan giryan için. Ya ilahi, sakla kıl imanımız, ver elin iman ile ta canımız. Kabrimiz iman ile pür nur kıl, Münisin ilman ile hem huri kıl. İlahi, cennete mine girerlerden eyle bizi. Cennet içine cemalini görenlerden eyle bizi. Ya Hayyu ya Kayyum Samet ihsanına yoktur adet. Firdevs bahçesinde ebed kalanlardan eyle bizi ya Kerim Allah. Affedu biz yanımızı kıl rahmeti, ol Habibin yüzü suyu hürmeti. Sana layık kullar ile hemdemet, ehli derdin sohbetine mahremet. Hem Süleyman'ı fakire rahmet et, yoldaşın iman makamın cennet et. Ya ilahi, kılma bizi dalil. Bu duaya cümlemiz diyelim amin. Ümmetinden razı olsun ol mu'in. Rahmetullahi aleyhim ecma'in. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا رب العالمين غفار olan مولامız ستار olan مولامız تواب olan مولامız sensin biz aciz günahkar işlediği günahlardan huzursuzluk duyan, affına muhtaç, keremine muhtaç,
lütfuna muhtaç, ihsanına, ikramına muhtaç kulların olarak ellerimizi sana açtık ya Rab. Gönüllerimizi sana açtık ya Rab. Lütfunu bekliyoruz. İkramını, ihsanını bekliyoruz. Affını bekliyoruz ya Rab. Günah işlerken şeytanların tuzağına düşmüş olsak da, nefislerimizin tuzaklarına düşmüş olsak da, kötü çevrelerin, kötü insanların, kötü emel besleyenlerin tuzağına düşsek de, işlediğimiz günahlardan beraat etmiş olmak için sana muhtaç olduğumuza inandık ve senin rahmet kapını çaldık ya Rab. Bizi rahmetinden mahrum eyleme. İlahi, semaları yaratan sensin, arzı yaratan sensin, bizleri halk eden sensin. Hay isminle bize hayat bahşeden sensin. Rezzak olan Mevlamız sensin. Sen rızık veriyorsun, ihtiyaçlarımızı gideriyoruz ya Rab. Seni Rab olarak, semaların ve arzın Rabbi olarak tanıyoruz ya Rab. Ve işlediğimiz hatalardan, kusurlardan kurtulmak için sana müracaat ediyoruz. Bu mübarek beraat gecesinde beraatını sağ eline alanlardan eyle bizi diyoruz ya Rab. Günah kirlerinden temizlenmiş, cehenneme götürecek hatalardan, kusurlardan arınmış, cennete götürecek beraat ilamını almış kulların olmak istiyoruz ya Rab. Bizi cennetinde cemalini seyrettireceğin zümre-i salihine ilhak eyle ya Rab. Leyletun nısfı min Şaban. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bu şekilde ifade ettiği günün gecesini, Şaban'ın yarısı gecesini idrak etmekte olduğumuz şu dakikalarda bizi televizyonları başında takip etmekte olan bütün kardeşlerimizle birlikte, sana iman etmiş bütün kardeşlerimizle birlikte senden af diliyoruz ya Rab. Sen affedici Mevlamızsın. Bizleri affeyle. Gaffar-ı zünub olan Mevlamız, bizim günahlarımızı bağışla. Tevvab olan Mevlamız, bizim tevbelerimizi kabul eyle. Tevbe ile sana dönenlerden eyle. Tevbe ile hatalardan uzaklaşanlardan eyle. İlahi, amin diyen kulların, bizler, kardeşlerimiz evlerinde şu an bizlerle beraber gönüllerini ve ellerini açmış, bizim dualarımızı tekrarlamakta olan bütün mümin kullarına ya Rab rahmetinle muamele eyle. Ve rahmeti vesiat kulle şey buyuran Mevlamız, rahmetim her şeyi kuşatır diyen Mevlamız, günahlarımızdan bizi kurtaracak rahmetinle bize muamele eyle ya Rab. İlahi, rahmetinin pek çok tecellisine muhtacız. Üstümüzden bulutlar geçip giderken, ah yağmurlar yağsa diye çok ümitle semalara gözlerini kaldıran kulların olarak ya Rab, rahmetinin o şekildeki tecellisini de en kısa zamanda talep ediyoruz. Allahümme eğisne, Allahümme eğisne, Allahümme eğisne, Allahümme eskine, Allahümme eskine, Allahümme eskine. Bize yardım eyle ya Rab, bize yardım eyle ya Rab.
İmdad eyle ya Rab. Yağmurları yağdır ya Rab. Yağmurlarını yağdır ya Rab. Diyen Peygamber-i Zişan Efendimiz gibi onun dualarıyla senden diliyoruz. Ona lütfettiğin gibi bize de lütfeyle ya Rab. Bize de ikram eyle ya Rab. Bize de ihsan eyle ya Rab. İlahi şu mübarek gecenin her dakikası çok değerli, çok kıymetli. Bu mübarek gecede yapılan ve kabule şayan kılınan dualara bizim dualarımızı da ilhak ile müstecab eyle ya Rab. Kâbetullah'da yapılan dualara, Ravza-i Tahire'de yapılan dualara ilhak ile müstecab eyle ya Rab. İlahi pek çok sıkıntıyla boğuşmak durumundayız. Pek çok sıkıntıya karşı mücadele vermek durumundayız. Ülkemiz ehli küfrün, nifak ehlinin, fısk ehlinin, fesat ehlinin değişik tuzaklarına muhatap, düşmanlıklarına muhatap, pek çok düşmanlık alameti taşıyan fiillerle mücadele eden sana iman etmiş kulların olarak her gün çocuklarından birini terör kurbanı olarak onun acısını, elemini, kederini yaşayan sana iman etmiş kulların olarak terör belasından, terör felaketinden de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle ya Rab. Nesillerimizi muhafaza eyle ya Rab. Onları sana havale ediyoruz ya Rab. Kahhar ismi şerifine havale ediyoruz ya Rab. Sen onlar neye muhtaç, neyi hak etmiş, onu en iyi bilensin. İlahi şerlerinden bizleri, milletimizi, bütün alemi İslam'ı sen muhafaza eyle. Aleyhlerimizde, İslam'ın aleyhinde, bu Müslüman milletin, bu şüheda yurdunda yaşayan, sana iman etmiş, kitabına iman etmiş, Resulünün getirdiklerine iman etmiş milletin karşısında iman nurunu söndürmek için bu Müslüman milletin, bu aziz milletimizin, bu şüheda yurdunda yaşayan, her gün şehitler kervanına şehitler veren milletimizin varlığını, birliğini çekemeyen, her türlü fitnenin, fesadın destekçisi olanları ya Rab sana havale ediyoruz. Güçlerini, takatlarını, Firavun'un gücünü nasıl yok ettiysen benzeri bir şekilde yok etmeni istiyoruz ya Rab. Güç ve takatlarını yok eyle ya Rab. Aleyhimizde oluşturdukları kuvvetlerini kendi aleyhlerine makus eyle ya Rab. İlahi bize birlik ihsan eyle. Şu an kalpleri la ilahe illallah Muhammedur Resulullah inancında, imanında bütünleşmiş olan milletimizi bu birliğinde, bu vahdetinde daim eyle ya Rab. Kaim eyle ya Rab. Aramıza fitne sokmak isteyen, tıpkı sahabe-i kiramın arasına fitne sokanlar gibi nesillerimizi birbirine düşürmek isteyen, bizi birbirimize düşürmek isteyen zalimlerin, hainlerin şerrinden bizleri koru ya Rab. Birliğimize yönelik tecavüzleri bertaraf etme hususunda bize yardımını indir ya Rab. Nusratini gönder ya Rab. Bizi hıfz-ı himaye eyle ya Rab. Nesillerimizi dini İslam terbiyesiyle, Kur'an terbiyesiyle, Muhammed Mustafa sevgisiyle terbiye etmeye muvaffak eyle ya Rab. Şehit kanından rengini alan, bayrağımızla ifade olunan değerlerimiz sence malum. O değerleri muhafaza etmeye bizi muvaffak eyle ya Rab. Minarelerimizde her gün okunan, senin yüce ismini tekrarlayarak okunan ezanlar
Allahu Ekber nidaları hep kesintisiz okunsun. İstiyoruz ya Rab. Sen eğer muhafaza edersen, himaye edersen, senin ismin her gün ila edilecek. İlahi, bu güzellikten bizi mahrum eyleme. Daim ve kaim eyle ya Rab. İlahi ya Rabbel Alemin, bu gece burada ve emsali mabetlerde senin rızanı tahsil için, başta Kur'an-ı Kerim'in olmak üzere okunmuş aşr-ı şerifleri, Mevlid-i Şerifi ve o esnada getirilen salavat-ı şerifeleri, bil cümle ezkarımızı lütfen ve keremen kabul eyle ya Rab. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ayeti kerimen sırrına erdirerek makbul eyle ya Rab. Hasıl olan ecru sevabı evvelen bizzat, fahri kainat, şefi'ul müznibin, hatemul enbiyai vel murselin olan Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek, aziz, şerif, latif ruhu saadetlerine hediye eyledik, ihsal eyle. Meclislerimizin varlığından kendini haberdar eyle. Hoşnut eyle ya Rab. Şefaati üzmasına nail eyle ya Rab. Cennette Livaul Hamd isimli sancağı şerifi altında toplanılacak günde bizi de ona en yakın olmak üzere o bahtiyarlar zümresi içerisinde bulunmayı cümlemize nasip eyle ya Rab. Diğer peygamberani azam efendilerimiz hazaratının ervah-ı tayyibelerine de hediye eyledik ihsal eyle. Ehl-i Beyt-i Resulillah, cihar-ı yâri güzin, ansar, muhacirin, tabi'in, tebeut tabi'inin ervahına da hediye eyledik ihsal eyle ya Rab. Dini celili İslam emanetini asırlar boyu nesilden nesile ulaştırarak bize kadar gelmesinde büyük emeği olan büyük alimlerimizin, yüce ulemamızın, mürşitlerimizin hidayet yolunu göstermede varlıklarını vakfeden din büyüklerimizin ervahına da hediye eyledik ihsal eyle ya Rab. Kubbesi altında bulunduğumuz bu cami-i şerifin banisinin ibadete açıldığı günden bu yana mihrabında, minberinde, kürsüsünde, minaresinde emeği sebket edip ahirete göçmüşlerinin ibadete açıldığı günden bugüne velev bir vakit olsun burada cemaat olmuş, ibadet maksadıyla bulunmuş, şu anda ahirette bulunan bütün ehli imanın ervahına da hediye eyledik ihsal eyle. Bu mescidin benzeri mescitlerimizde aynı şekilde sana kulluk vecibesi vazifesiyle manen huzuruna çıkan, şu anda ahirete göç etmiş bulunanların ervahına da hediye eyledik ihsal eyle. İstanbul'umuzun manevi fatihlerinin, fatihinin ve onun fetih ordusunda Efendimizin metü senasına mazhar kumandan ve askerleriyle o bahtiyarlar zümresi içinde yer alanların ruhlarına da hediye eyledik ihsal eyle ya Rab. İlahi, bu gece yapılan bu hayırların, bu hayırlardan hasıl olan ücürüna mütenahiyi hususiyle terör belasına kurban verdiğimiz şehitlerimizin ya şehit olurum ya gazi inancıyla askere sevk ettiğimiz, cepheye sevk ettiğimiz yavrularımızdan ahirete göçmüş bulunanların ruhlarına hasaten hediye eyliyoruz ihsal eyle ya Rab. Onlara vaat edilmiş, şühedaya vaat edilmiş cennetin en âli makamlarında bulunmayı nasip eyle. Şühedaya vaat edilmiş güzellikleri sana her biri iman etmiş o gencecik yavrularımızı, o imanla annesinden babasından ayrılmış vatan için, şüheda yurdu vatanımız için
gerekirse canımı feda ederim. Dinim için, imanım için, kitabım için, Kur'an'ım için, peygamberim için, ezanlarım için, şüheda kanından rengini alan bayrağım için, gerekirse canımı feda ederim diyerek ayrılan ve şehitlik makamına ermek için kendini hazırlayan bu imanın, bu inancın sahibi şehitlerimize tekrar tekrar hediye ediyoruz. İhsal eyle ya Rab. Onların uğrunda fedai can eylediği değerlerimizin kıymetini bilmeyi cümlemize nasip eyle. Bu değerleri koruma istikametinde her birerlerimize düşen vazifelerimizi şeref bilerek yerine getirmeye cümlemizi muvaffak eyle. Bu mübarek gecede, bu güzel Kur'an başta olmak üzere bu ziyafet-i diniyeyi en uzak yerlere, evlere, başka şehirlere, hatta başka kıtalara yayma vazifesini yerine getiren Flash TV mensuplarına da daha nice hayırlı hizmetlerde Rabbim muvaffakiyetler ihsan eyle. Senin razı olacağın daha nice hizmetlerde başarılı olmalarını nasip eyle. Bu hizmette emeği geçen, bu hizmeti seve seve yapmayı, şerefle yapmayı en büyük kazanç olarak gören çalışanlarını da ya Rab bu gecenin füyuzatından istifade edenlerden eyle. Ruhları taziz olsun diye yapılan bu güzel dini ziyafeti tekrar tekrar yerine getirmeyi de hepimize nasip eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi Teala'l Fatiha.